Arkadaşlar herkese merhaba, ben iç mimar Kubilay Sakarya. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerin bana gönderdiğiniz evleri yorumluyor olacağım. Siz benim bu videolarımı çok beğendiniz. Ben de çok mutlu oldum bundan. Dolayısıyla sizin bana yolladığınız evleri yorumlamaya bu videoda da devam ediyoruz. Bugün 5 değil bir 6-7 tane evi yorumlayacağım. Çünkü bana Instagram'dan bayağı ev yolluyorsunuz. Ben böyle beşer beşer gidersem sanıyorum sizleri çok bekletmiş olacağım. Bu yüzden sayıyı biraz artırmaya karar verdim. Gizem Hanım bir video yollamış salonundan, bana fotoğraf da iletmiş. Ve hangi TV ünitesini alsam diye sormuş. Burada sizinle minik bir quiz yapıyoruz. Hadi gelin, şimdi ben ekrana bu iki TV ünitesini koyacağım. Peki sizce A'yı mı seçeceğim, B'yi mi seçeceğim? Hangi TV ünitesini ben seçeceğim? Size soruyorum. Şimdi kendi içinizden bunu tahmin edeceksiniz. Birkaç dakika sonra veya videonun sonunda ben cevabını söylediğim zaman bakalım sizin benim seçtiğimi düşündüğünüz TV ünitesiyle benim seçtiğim aynı, tekerleme gibi oldu bu da, aynı olacak mı? Benim zevkimi tanıyabilmiş misiniz? Böyle küçük bir test yapmak istedim. Hangisini seçtiğimi videonun sonunda size söyleyeceğim. Öncelikle Berna Hanım'ın evinde ben duvar kağıtlarının rengini çok sevdim. Bakın önce bir giriş alanı görüyoruz. Evin girişinde yerde bir kilim görüyoruz. Bu kilim duvar kağıdıyla gayet güzel bir uyum yakalamış. Duvardaki aksesuarlar da okey olabilir. Sadece kapının girişinde bakın upuzun bir aksesuar var. Onun altındaki vazoyu oradan kaldıralım. Bir göz karmaşası yaratıyor. O vazoyu hemen şöyle vestiyerin sol tarafındaki mumluğun yanına koyalım. Bence giriş alanı bu şekilde okey. Salona doğru dönüp baktığımızda da yine koltukların rengi, kilim, duvar kağıdıyla uyumlu. Bu salonda bir uyumsuzluk var diyemeyiz. Bir uyum var. Ben özellikle koltuğun arka tarafına çerçevelerle yaptığınız oyunu beğendim. Sadece biraz ortalama problemi olmuş. O yaptığınız çerçeveleri sağ tarafa doğru biraz kaydırabilirdiniz ama çok da önemli değil. Şu an değiştirmesi zor olacaktır. Diğer koltuğun üzerindeki aynalarda da bakın bir orantısızlık var. Yani o iki aynanın arası neden birbirinden bu kadar açık? O aynaların birbirine biraz yanaşması gerekiyor diye düşünüyorum. Onun dışında perde, yani perde okey, bir farklı bir hareket var perdede. En azından bildiğimiz klasik böyle iki tane fon alıp asmamışsınız. Stor perdeyi normal tül perdeyle kombinlemişsiniz. Ben sadece burada yemek masasının sağ tarafındaki vitrini biraz kaba buldum. Artık bu vitrinler biraz demode. O vitrini oradan bence kaldırıp elden çıkartabilirsiniz. Oraya daha zarif bir konsol alabilirsiniz. Bir de TV ünitesinin üst tarafında yine ortada yüzen bir tablo görüyoruz. Şimdi ne diyorduk? Duvarlarda tabloları böyle anlamsızca yüzdürmeyelim. Ya o tabloları asıyorsanız böyle onun yanına onu tamamlayacak parçalarla bir alan tanımlayalım. Ve veya o tablolar bir yemek masasının arkasında o alanı tanımlasın. Ya da üçlü koltuğumuzun arkasında bir yeri tanımlasın. Ama böyle bomboş bir duvarda hiç anlamsızca getirip bir tabloyu asmayalım. Dolayısıyla burada o tabloyu oradan çıkarabiliriz. Çıkarıp belki birkaç farklı tabloyla birleştirip yemek masasının olduğu tarafa kaydırabiliriz diye düşünüyorum. Berna Hanım'ın eviyle ilgili ilk bakışta aklıma gelen yorumlar bu şekilde oldu. Geçiyoruz Deniz Hanım'a. Evet, şimdi Deniz Hanım'ın evinde benim şöyle bir notum olacak. Duvarı böyle bir mavi, çok koyu bir gece lacivertine boyamışsınız. Çok güçlü bir renk. Şimdi evlerimizde renk seçimleri yaparken bu konuyu yakında daha detaylı anlatmak istiyorum sizlere. Bir rengi seviyorsunuz diyelim. Mesela maviyi seviyorsunuz, turuncuyu seviyorsunuz. Bunu alıp en doygun renk, yani rengin en doygun haliyle duvarlarınızda kullanırsanız bu biraz gözünüzü yorar. Biz ne yapacağız? Sevdiğimiz rengi seçeceğiz. Diyelim ki koyu mavi ya da bir turuncu. Bunu içine beyaz boya katarak ya rengini açacağız. Baktık hala çok doygunluğu yüksek. O zaman siyah renk katarak da ne yapacağız? Doygunluğunu azaltacağız. Yani rengi soğurtacağız. Şimdi buradaki bu renk çok gerçekten göz alıcı. Çok doygun bir renk. Tutmuş bir de aynı doygunlukta perde eklemişsiniz. Ben o yüzden daha sonrasında bu duvarın rengini daha soluk bir maviyi seviyorsanız daha soluk bir renkte değiştirmenizi tavsiye ederim. Diğer tarafta duvara çıta uygulaması bir şıklık katmış. Şimdi yemek alanına baktığımız zaman ben olsam sizin yerinizde ne yapardım? Lacivert duvardaki gördüğümüz bu ahşap aynaları oradan çıkartırdım. Yemek masasının sağ tarafındaki çıtanın içerisine ya o aynaları asardım ya da başka bir tablo, başka bir dikdörtgen formda aynayla o çıtanın içine o aynayı asardım. Yemek masasının üst tarafındaki o 4 tane
aydınlatmayı da, dörtlü aydınlatmayı da yemek masasıyla paralel olacak şekilde çevirirdim. Böylelikle bakın duvarda çıta, çıtanın içinde bir tablo, önünde bir aydınlatma ve o aydınlatmada aynı formdaki masayı tanımlıyor olurdu. Daha hoş olurdu diye düşünüyorum. TV ünitesine geldiğim zaman da TV ünitesinin kapaklarını hiç beğenmedim. O kapaklar sökülebiliyorsa çıkartalım, orayı kapaksız bir TV ünitesi olarak kullanalım. Koltuk neden duvara o kadar yanaşmış onu anlamadım. Herhalde bir balkon girişimi var. O koltuğu biraz o duvardan uzaklaştıralım, biraz orantılayalım gibi gibi bu salona benim bu şekilde dokunuşlarım olabilirdi. Şimdi geliyoruz Ebru Hanım'ın salonuna. Ebru Hanım bana mesaj atmış, demiş ki dilediğiniz gibi acımasızca eleştirebilirsiniz demiş. Keşke herkesi böyle eleştireceğimi bilsem. Bazen korkuyorum, dilimin ayarı kaçarsa bana ev yollamaktan çekinirsiniz diye. Hiç öyle bir şey yok. Biz burada biz bize konuşuyoruz. Ama şimdi Ebru Hanım madem bana böyle bir izin vermiş, ben bu salona baktığımda arka fondan şu şarkı çalıyor. Gelin olmuş gidiyorsun, bana veda ediyorsun diye. Çünkü gerçekten pencereye bir duvak asılmış gibi. Yani neden bir duvak astınız bu pencerelere ben anlamadım. Yani baktığım zaman bana gelin başını hatırlatıyor. Ne olur bu tül perdelerden kurtulalım. Bakın çok güzel gri bir koltuğunuz var, sehpanız var, TV üniteniz beyaz, minimal, bembeyaz bir salonunuz var ama o tüller olmamış. O tüllerden kurtulalım. Bana bir de kırlent konusunda soruları olmuş. 3 tane kırlent göndermiş. Bu koltuğun üzerine bunlar olur mu diye. Gayet tabii olabilir. Bu koltuk renk olarak da müsait. Üzerine dilediğiniz gibi beyazlar, siyahlar, griler, kiremit rengi kırlentlerle burayı zenginleştirebilirsiniz. Ama ne olursunuz bu duvaktan kurtuluyoruz. Yani salonumuza duvak asmıyoruz. Geliyoruz Esin Hanım'ın evine. Esin Hanım'ın annesi göndermiş evini. Ve Esin Hanım'dan da rica etmiş. Kubilay'a yollar mısınız benim evimi yorumlasın diye. Ben hiç sizin annenizi kırar mıyım? Buradan annenizin hakikaten ellerinden öpüyorum. Ve evini yorumluyorum. Şimdi şöyle eve baktığımız zaman konsolun üstünden ben yorumlamaya başlayayım. Konsol duvarına baktığımız zaman bakın üçer üçer altışar tane lamba açma kapama priz görüyoruz. Onlar zaten bir kalabalık görünüyor. Üst tarafta bir sigorta görüntüsü var. O sigorta kutusu çirkin görünüyor. Klima var, klima çirkin görünüyor. Bu kadar hareketli, bu kadar detayların olduğu bir duvara ben parıltı şekli diyeceğim bu şekle. Ya da yıldız olabilir. Yıldız şeklinde, parıltı şeklinde iki tane ayna koymuşsunuz. Bu duvara karşıdan bakıldığında çok büyük bir karmaşa hakim. Buradan o parıltı şeklindeki aynaları çıkartalım. Klimanın altına bir dikdörtgen uzun ayna asılabilir. Mekana genişlik algısı katar, form olarak karmaşayı daha az gösterir diye düşünüyorum. Bu açıdan baktığımız zaman arka tarafta bir tuvalet banyo doğru bir giriş görüyoruz. O girişe saçaklı bir kapı kapansın diye bir şey asmışsınız ama o da çok şeffaf olduğu için hiçbir şeyi kapatmamış. Oraya lütfen orayı komple kapatıp göstermeyecek bir kapatma düşünelim. Oraya onu asalım. Bu aynaları kaldıralım. Yani o duvarın rahatlamaya ihtiyacı var bu açıdan baktığımız zaman. Salon tarafına baktığımız zaman da o konsolun üstünden kaldırdığımız aynaları gelin bu koltuğun arkasındaki Afrika figürlü ahşap süsleri çıkartalım. Bu aynaları buraya asalım. Daha şık ve güzel duracaktır diye düşünüyorum. Bu salonda hemen değişirse havayı anında değiştirecek iki parça bence TV ünitesi ve orta sehpa olur. Ama TV ünitesini değiştiremiyorsak bile TV ünitesinin üstündeki o filleri oradan çıkartalım diye düşünüyorum. Annenize tekrar sevgilerimi iletin lütfen. Yorumlarım şimdilik bu şekilde. Evet, şimdi sıradaki ev arkadaşlar. Sıradaki evi yorumlarken güneş gözlüğümü taksam diye düşünmeden edemedim. Çünkü gerçekten seçilen renkler çok çiğ renkler. Umarım kızmazsınız bu yorumlarıma. Ama seçtiğiniz pembe ve seçtiğiniz mavi renkler gerçekten çok çiğ renkler. Böyle bir bebek odasına olsa bebek odasına bile belki kullanmayacak tonu pembenin ve mavinin. Neden güzelim bej koltuklarınızın üzerine böyle bir kırlent seçtiniz, onları oraya koydunuz anlamış değilim. Salonun ortasındaki halı sanki bir banyo halısının büyümüş hali. Yani o halı bence buraya olmamış. Sehpa güzel, perdeler okey olabilir. Ama yine o köşe tarafa koyduğunuz kızılderili tarzındaki o böyle süsler almış başını tavana doğru yükseliyor. Onlar neden orada? Yerde bambular var. Yani o bambular da o kadar fazla koymuşsunuz ki vazonun içine. Çiçekçi dükkanı açsanız
yeridir. Kızmayın lütfen. Ben evleriniz için gerçekten doğru yorumlarda bulunmaya çalışıyorum. İlk fırsatta pembeler ve maviler değişsin. Yani o kırlentlere yeni bir kılıf diktirin. Koltuğun üzerine bir şal örtün. Kapatın. Onlar oradan değişsin. Bakın abajurun üzerine yapıştırdığınız fotoğraflar oradan çıksın. O fotoğrafları albümde siz istediğiniz zaman açın şöyle bir bakın ama eve gelen birisi onları görmesin artık yani. Öğrenci evi gibi bir imaj yaratıyor fotoğraflar. Balkon tarafına geçtiğimiz zaman balkon masası ve oturma kısmı okey olabilir ama yine dediğim gibi mavi ve pembenin tonu çok 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 kötü. Yani burada değiştirmemiz gereken şeyler bu iki renk diyebilirim. Gülhan'ın bana çok kızacak ama ne olur kızmayın. Geldik Nesrin Hanım'ın evine. Annemle de adaş Nesrin Hanım. Benim de annemin adı Nesrin. Nesrin Hanım bana ben hatırlıyorum bir mesaj yazmıştı. Tamamen kendi çabalarımla bir salon oluşturmaya çalıştım diye. Ben salonunuzu çok beğendim. Ufak bir alanı çok zevkli, çok güzel dekore etmişsiniz. Siyah, beyaz, bej, riski olmayan renkler. Bir arada kullandığınız zaman çok kolay uyum yakalayan renkler. Bu arada orta sehpanız, benim de orta sehpam sizinkiyle aynı. Enza Home'un gayet büyük bir orta sehpası. Benim evim de çok küçük bir alan aslında ama böyle başta korkuyordum ama bazen küçük alanlarda da büyük orta sehpalar güzel olabiliyor. Tek bir yorumum olacak Nesrin Hanım. Yemek ünitesinin arka tarafına koyduğunuz bu kitaplık ünitesi dikey. O orada form olarak salonun geri kalanından çok kopuk duruyor. Böyle yer bulamamışsınız da o böyle dikey sivri bir biçimde onu oraya itmiş koymuşsunuz gibi duruyor. Onu oradan televizyon ünitesine doğru tam birleştirirseniz belki TV ünitesinin bir parçası gibi görünebilir. Veya o şekilde hoş durmazsa da bence çok da iyi bir parça değil. Onu oradan çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu salonla ilgili yorumlarım da bu şekilde. Geliyoruz Özlem Hanım'ın evine. Şimdi Özlem Hanım'ın evinde benim ilk dikkatimi çeken şey IKEA'nın bu oturma koltuğu ve onun salonun geri kalanıyla hiç ilgisi olmayan yeşil rengi. Bu koltukları gerçekten çok fazla sevmiyorum. Evet çok rahat olabilirler ama bana biraz basit geliyorlar. Bu koltuğu lütfen buradan kaldıralım. Bu salonda kesinlikle perdelerin uymadığını düşünüyorum. Mobilyalar kurtarılabilir fakat perdelerden dolayı çok kalabalık, çirkin bir görüntü var. Belki kapının olduğu, balkon kapısının olduğu tarafa bir tül perde konulabilir ama diğer yerde stor perdeleri tercih edebilirsiniz. Benim tavsiyem ilk olarak derhal ivedilikle bu salonda perdeleri değiştirmeniz. Geldik Gülşen Hanım'ın evine. Gülşen Hanım'ın evinde çok temiz, fresh, sade bir görüntü var. Tabii evin yapısı da bunlar da çok önemli. Yani eğer evin içi yeni ise koyduğunuz eşyalar ve seçtiğiniz şeyler de kendini o kadar güzel gösteriyor. Bu fotoğraflarda da gayet temiz, sade bir görüntü var. Özellikle perdeleri çok beğendim. Elinize sağlık. Kenarlara stor perde, onun içine de jalüzi koymuşsunuz. Çok şık bir görüntü var perdelerde. Orta TV ünitesiyle orta sehpanın ham ahşap görüntüsünü biraz çiğ buldum. Normalde çok severim ama bence bunun sebebi orta sehpadan dolayı. Belki orta sehpayı farklı bir dokuyla, belki böyle füme siyah cam bir sehpayla dahi değiştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben genel olarak bu kütük ahşap zincir ayaklı sehpaları da çok beğenmiyorum ama hadi olabilir kullanın. Benim burada beğenmediğim tek şey ne biliyor musunuz? Yemek ünitesinin arkasına yapıştırdığınız bardak altlıkları. Şimdi bu bardak altlıklarını tahmin ediyorum ki çok büyük emeklerle biriktirmişsiniz. Bu size ait bir koleksiyon. İçki firmasının da böyle aydınlatma tabelasını koymuşsunuz. Etrafına kendinize bir konsept yaratmışsınız. Fakat o konsept çok dağınık bir görüntü. Yani Türkiye haritası mı yapmaya çalıştınız? Bir Afrika haritası mı? Niye onları o şekilde astınız? Ben onu anlamadım. Yani bunları oradan eğer kaldırmanız kolaysa kaldırıp belki bir çerçeve içerisinde sergileyebilirsiniz. Böyle şık, güzel, masif ahşap çerçeve kenarları olan içi dikdörtgen bir yere yapıştırıp belki aydınlatma o tabelayı da masanın sağ tarafına tek başına montelerseniz daha temiz ve güzel bir görüntü olur diye düşünüyorum. Onun dışında çünkü şu an evin içinde oraya baktığımda bu ev bir öğrenci evi mi diyorum. Belki de öyledir. Genel olarak benim salonla ilgili yorumlarım bu şekilde. Orta sehpa değişmeli artı yemek ünitesinin arkasındaki o duvara müdahale edebilirsiniz. Yorumlarım bu şekilde olacak. Arkadaşlar tabii ki hasır olan Nala TV ünitesini seçtim. Bakalım bilebildiniz mi? Yorumlara yazın lütfen. Yepyeni bir ev yorumlama videosunda bugün beraberdik. Bugün böyle daha çok sayıda ev yorumlamaya çalıştım. Biraz hızlı hızlı konuşuyorum bazen farkındayım.
Ama bir yandan da videolar çok da uzun olsun istemiyorum. Umarım videoları sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz evleri, sizin fikirlerinizi lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Yepyeni ev videolarında görüşmek üzere. Lütfen bana evlerinizi de göndermeye devam edin. Hem mail adresinden hem de Instagram'da mesaj kutusundan bana evlerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Bay bay.